Yaptık deminki sözünü. Cemil Bey söz sizin ama hayır, cevap tamam, vermek için tamam. İzin verirseniz. Lütfen, lütfen buyurun, tabii. Şimdi Nuh demin çok tehlikeli bir şey yaptı. Ben bu senin uzun uzun altını dinlersin hiç ilgilenmemiş derdim de değil. Hani çok modadır böyle çok dinlenmiş gibi görünmek ama ben katiyen değilim. Demin çok tehlikeli bir şey sizi yaptı. Sizi bağlar beni ilgilendirmez. Benim ayrıca demin şey dedin o senin sorun bir sorun değil. Benim kendimi nasıl konumlanırım sorun olamaz. Tercih. Çünkü biz. Senin tercihin hayatında. Çünkü, ama bak çok önemli bir şey var. Şimdi iktidar bunu mutlaka söyledi. Demin dedi ki konuşurken biz yıllarca sen çok yakından tanıksın. Biz Müslüman insanların herhangi bir haksızlığa uğraması karşısında hiçbir dini değer taşımadığımız halde aslanlar gibi dövüştük. Dövüştük mü dövüşmedik mi? Buna tanık oldun mu olmadın mı? Başörtüsünü savunmadık mı? Çok net sorular istiyorum. Ya ama bu konu çok alakası net cevap, yok. Çok alakası var. Şimdi söyleyeceğim. Çok net cevap istiyorum. Benim sizce insan hakları kısa çok temiz. Kendim gibi olmayan herkesi savundum. Ama sen şimdi demin çok tehlikeli bir cümle kullandın. Ve bekledim sözüm bitmedi Ayşe abla dediğin için bekledim. Dedin ki CHP çok tehlikeli bir şey söyledin. İşte böyle yakılıyor Sivas'takiler, böyle öldürüyor Maraş'takiler. Dedin ki bir dakika Nuh ben de bitireceğim. CHP seçmeni için mi sor? Ne demek CHP seçmeni? Yani muhafazakar insanlar böyle şeylerden neydi, çok hassas. CHP seçmeni için bu sorun şeyler sorun olmayabilir. Önce yanlış olmayabilir dedi yani olmaz dedi sonra. Peki. İki kere kullandı. İkisi arasında fark var. İkisi aynı şekilde algılamaz. Olamaz. Bu ülke CHP'lisinden AKP'lisine MHP'lisine kadar muhafazakar bir ülkedir. Ya CHP'lisi dahildir buna. Yoksa. Ama bak şimdi burada ben değilim. Hiç de işim yok muhafazakar. Kasetleri de lanetliyorum, çok da ayıplıyorum. Ama senin söylediğin cümleden ötürü büyük çoğunluğu CHP'ye oy vereni dahil muhafazakar olan bir kesim olduğu için o şöyle oluyor. Demek bunlar böyle, biz bunları otelde toplayıp yakalım. Bunlar böyle, biz bunları keselim. Bugüne kadar bu konuda ben hiçbir muhafazakarın öz eleştiri yaptığını ya da evet biz böyle imalarda bulunarak insanları incitiyoruz dediğini görmedim. Ama biz başörtüsü hakkında savunurken mesela hiç kim, biz onlar aşağıladı falan diyor. Kardeşim sen çok ağır bir aşağılama konu. Hayır efendim başörtüsü konu alakası sen yok. Sen getirdin inancı. İnancı masaya sen getirdin. Biz inanç konuşmuyorduk. Yani kaseti konuşuyorduk. Hanımefendi sordu onu. Ama sen dedin ki bizimkiler olmaz. İnancı masaya hemen bitiriyorum Cemile. Evet. İnancı masaya getirdiysen bunun cevabını da alacaksın. Sen kendiniz için hak gördüğün inanç seviyesini ve saygısını CHP'li seçmen için görmezsen o zaman asıl problemi sen yaşıyorsun. Siz bana şunu söyleyebilir misiniz? Söyle söyleyeyim ne istiyorsan söylerim. Milliyetçi Hareket Partisi tabanıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kitleler bu kaset konusunda aynı şekilde mi tepki veriyorlar? İnsanların mümkün tamam mi? Türkiye muhafazakar bir toplumdur. AKP'ye oy vereninden CHP'ye oy veren işte kızım aday olduğundan beri görüyorum gidip CHP seçmeni. İnanılmaz ne muhafazakardır. Ve bu insanlar tırnak içinde söylüyorum Alevisinden dini inançlarının sizin kadar izlemeyenine kadar hepsi, ya ben şunu hepsi son derece bak, hassas bu konularda. Bakın ben şunu söylüyorum. Son derece hassas yani bu. Bir taraf, Türkiye'nin çok tehlikeli bir laf bu. Şunu söylüyorsanız bir tarafın namus kavramı farklı öteki farklı ben onu söylemiyorum. Ama bu oraya gidiyor. Hayır ben onu bu oraya gidiyor. Hayır. Bizim şöyle bir entelektüel şöyle bir görevimiz ama var. Ama herhalde fark biz var yani. Biz nasıl size çok saygı gösteriyorsak hiçbir şekilde aynı eksende durmadığımız halde sizin inançlarınıza aynı inancı, peki, aynı siz saygıyı. Siz Müslüman değil misiniz? Nasıl ben siz? Ben değilim. Hiç ne öyle bir derdim. Ateistim ne yapacağız? Ay yok ya niye sizin inançlarınız falan diye söylüyorsunuz? Ne alakası var? Çünkü ben kendimi aslan çok. Ben aslan bir Müslüman olarak tanımlamıyorum kendimi. Şimdi, ama senin Müslüman olmana da büyük saygı gösteriyorum. Ben hanımefendi sorduğu için. Bunu çok önemli buluyorum. Ben hanımefendi sorduğu için konunun dini tarafını. Ama dini masaya getirirsen ucu çok kötü gider. Öyle bir şey yok. Peki ben bizim kadar saygılı olmak zorundasınız. Peki şimdi dönelim. Cemil evet. Ertem. Allah dedi hidayet ki, etsin size. Ya Nuh boşver bunu yani. Benim duruşumu sen tartışma. Ben ancak yani birine saygı gösterebilirim. Alakasız bir şey yerden türbanla sen de türbanı savundum diye bana gelip burada başka bir şey söylemesin. Masaya dini inancı sen getirdin. Geçelim mi? Ben kasete geçtim. Tamam. Sen dini inancı getirdin. Ben getirmedim. Soruldu cevap verdim. Ben sordum ama. Tamam. Ki getirilir de yani. Niye getirmeyeceğim dinini? Biz kaset konuşuyoruz Nuh. Din konusu. Kaset konuşuyoruz. Namus kavramıyla din konusu çok alakalı kardeşim. O zaman ne oluyor? Ne? Dini inanmıyor, dini, ahlaksız mı dini oluyor? Dini inancı olmayanlar ne oluyor? Ne ya da Hristiyanlar. Kendine göre bir ahlak kavramı ne oluyoruz, oluyor. Ne? Bir dakika bu ne? Bu ayrım ne demek ya?
Evrensel değerler ya vardır. Ya ben bir şey herkes ayırdığım değer falan var mı ya? Ama namusla din, siz şimdi söylediniz. Şimdi söyledin yine yani. Ne demek istiyorsun? Evrensel değerler sakin, vardır. Senin... Sakin olmam. Sakin bizi herkes. Böyle böyle bildirmemize saygı göstermek zorundayız. Sizin de kendinize göre bir ahlak anlayışınız olabilir ama temelsiz bir ahlak anlayış. Yok benim nedir yani? İlgilendirmez benim... ne olur? Aa. Buluşacağımız yer önemlidir. Ama aynı ülkede yaşıyorsak... Ben de konuşuyorum burada. Ben kendi dinimi de... Seninle ben aynı ülkenin topraklarını paylaşıyorsak... Ben sana ne kadar saygı gösteriyorsam... Aynı şekilde saygı peki, şimdi bunlar izin verir misiniz? Öbür türlüsü faşizm oluyor peki, zaten. Peki biraz izin verirseniz Bahçeli'nin konuşmasının üzerine Cemil Ertem'den çok yorum istiyorum. Arkası sen ne olacak? Ben çok başka düşünüyorum. Lütfen başka nokta gidelim. Cemil Bey zaten proses edecek konuşamadık. Yok, yok. Hayır, ben... Evet.